cezaevinde kalanlara sigorta ödeme imkanı var mı? Emekli müracaatı öncesinde hazırlık ne anlama geliyor? Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, sağlık merkezinde sosyal güvenlik ve emekliliğe ilişkin sorularımıza cevap veriyor. Evet efendim, emeklilikte yaş nedeniyle henüz emekli olamamışlar, yaş bekleyenler. Efendim, doğurma ile ilgili bana çok sayıda Instagram'dan soru geliyor. Hepsini konuşacağız. Erhan Nacar, hoş geldin sevgili Erhan. Merhabalar, nasılsın, iyi misin, günaydın. İyiyim Erhan'cığım. Sabahın ilk uçağıyla 6'da Ankara'dan sözünü tuttu ve geldi. Çok teşekkürler. Sen korkuyordun kalacağım diye ama ben sözümü tuttum mu gelirim. Ben panik. Telefonlar ekranda, arayın. Gün sayıyorsanız emeklilikle ilgili bütün sorularınıza cevap vereceğiz ve hemen soruyorum. 2018 çok önemli ama. Öyle mi? Şu 3 ay var ya, o kadar önemli. Neden? Ki. Yani 2018 yılın bugüne kadar hiç sigortalı olmamış biri varsa... 2018'de ne yapsın, ne etsin, sigortalı olsun. Yaş böyle. Sınırı var mı orada? Tabii yaş sınırı var. 18 yaş sınırı var. Özellikle gençlere söylemek istiyorum. Gençler bu fırsatı kaçırmasınlar. 2018'de şu kalan 3 ay içerisinde sigortalı olan her genç 2 yıl erken emekli olacak. O yüzden 1 Ocak 2036'da 65 yaşa girdiğimiz için atacak ya her 2 yılda bir yaş ileriye. O yüzden biliyorsun 2018-2036'nın yarısı çok önemli. Şu 3 ayı çok iyi değerlendirsinler, sonra üzülürler. Valla 2 yıl müthiş bir şey. Bir de 30 bine yakın para yapar biliyorsun. 2 yıl içeriden o kadar toplu para alacaklar. Sigor emekli olunca da biliyorsun aynı şekilde. Yani 2 yıl erken emeklilik demek 24 ay maaş demek. Bu da bence güzel bir şey. Şahane. Kaçırmasınlar bir şey. Yani. Ya bir